Günaydın. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar inşallah herkese. Rabbim herkesin gönlünden geçen bütün güzellikleri nasip etsin inşallah. Dükkandayız. Öyle dükkana geldik. Ortalığı toparladık derken şu su şişesinin içine hep özür dilerim. Ama klibanın suyu. Sami de hala şeyle uğraşıyor. Günaydın. Günaydın. Yaşlı usta. Efendim. İnşirah suresini kesiyor, devam ediyor. Bakın daha yarı bile olmadı. Bugün ikinci gün. Gerçekten o kadar şey oluyor ki, çok ince bir kesim ki bu. Şeye nasla, nazar duasıyla felak duasına benzemedi yani. Bu daha da ince. İki katı, üç katı incedir değil mi sahne harfler? Daha çoktur. Ayette harf olarak çok fazla olduğu için onların en az 4 katı diyebilirim. 4 katı bak, 2 katı değilmiş, 4 katı. Arkada da Esra Erol izliyor, görüyorsunuz. Bana kızıyordu, Esra Erol izleme, psikolojini bozuyorsun bunlarla diye. Birkaç kere seyretti benim yanımda. Şimdi ben dönünce dükkana geliyoruz. Esra Erol açıyor, orada işini yapıyor. Normalde müzik açar, müzikle Esra Erol şey işini yapar. Artık şey Esra Erol'la yapıyor. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Gül ablanın orada yaptım. Aa, bu kimin ki? Senin. He, tamam tamam. Tamam, Gül ablanınkini ekledim ilk yaptığımda. O yüzden yarıya indirdim. Çok bana çok dökmüşüm. Günaydın Seçilciğim. Günaydın. Günaydın. Gül abla da geliyor. Hayır, geliyor mu? Günaydın. Herkese hayırlı cumalar. Amin inşallah. Amin evet. Şimdi şeye gidiyoruz. Gül abla, Seçil ben. Gel de Gül abla ya. Bir şey olmaz. CK'ya gidiyoruz. Böyle iş olmadığı günlerde kaşınıyoruz. Evet. Paramız yok ama kaşınmaya bayılıyoruz. He, bayılıyor. Olsun ama esnafı canlandırıyoruz Seçil. Tabii. Bizi kim canlandıracak? Biz de esnafız. Bizi de canlandıran inşallah Rabbim yollar birilerini. İnşallah. Ay, böyle dolunca baksana nasıl kepçe oluyor. Bana bak. Elinde maske. Şunlar çok güzel. Vücut spreyleri seçildi 17.500 ama bak GAP'ta sıkıyordum ya şey Rabia habire. Bunlar da. Ablam getirmedim bizimkileri diyor. Şey gelince haber vereceğim. Zeynep'e de haber vereceğim. Ya orijinal parfümlerin şeyleri vücut spreyi gibi yapmışlar. O kokulara benzetmişler yani. Bak mesela hipnotiğim bu. Yine aynı fiyat senin ama. Tamam, aynı. Rabiş geldi bu arada. Selam ver Rabiş için vloguma. Herkes evini çok beğenmiş. Biraz önce çekecektin sen beni. Şey, baksanıza ne güzel kombinler yaptık. Baştan yarattı. Çok güzel bir alışveriş yaptık Rabia. Gösteririz aldıklarımızı. Evet. Dükkanda gösterir. Bir saatten fazla. Vlog çok uzun sürer. Uzun sürer değil mi? Ben bunu Mehmet abicim ortaya bırakabilirsin. Geliyor arkadaşım. Evet. Ben de bırakıp geri geldim. Ayakkabıcıya gittiler oradan da. Bak bu ayakkabıları aldılar. Şimdi Seçil'den skandal. Parfüm aldı. Bu da güzel kokuyorsun Rabia Senema. Hep bunu mu kullanıyorsun? Skandalı seviyorum da şu küçükten istiyorum ama. He, çantasına da istiyor. Boyu. Bundan istiyorsun. Evet. Ondan. Onu dolduramam ki. Onu sen dolduracaksın Rabia'cığım. Ben böyle alacağım. Ha, o evet bak. Onu sen böyle alıp buradan böyle kendin dolduracaksın. Bittikçe dolduracaksın evden. Ha, ben dolduramam. Böyle alacaksın. Yok. Yok. Bunu yok. Öyle değiller. Anladım. Anladın mı? Bunu buraya takıyorsun. Bak böyle çakmak nasıl dolduruyoruz? Çakmak gibi doldurur gibi dolduruyorsun. Ha, anladım. Sonra çantanda bitince yine dolduruyorsun. Bitince buradan gözlemliyorsun. Ne kadar bittiğini tekrar dolduruyorsun. Anladım. Bu şimdi bu hangisi? O skanda. Çantası. Ha, böyle istemiyorum. Evet. O zaman ben bunu alayım. Aynı ben. Evet. Aynı ben. Gül abla ne diyor? Bak Rabia. Çantasını bırakmış orada diyor. Aynı ben diyorum. Bırakırım evet. Ben de. Allah'a emanet. Şunu alayım bari. He, doldur. Rabia kahven geldi hadi. Hadi, gel. Tamam, hadi sonra aldıklarımızı unutmazsak gösteririz. Al aşkım bunu. Ay bitti mi? İçi mi var? Yok da nereye bitti? Ay iki gündür yapma. Bunu diyor sakın sipariş alma diyor. Ay çok güzel oldu. Gerçekten güzel ama. Çok ince bir işçilik bu. Sen bunu kaça satacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Yani. Ben de merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar... Evet, yeni vloggerımız konuşur musun? Arkadaşlar, bugün bir alışveriş yaptık Rabia Hanım'a. Bilgün ve Gül abla beni baştan yarattılar bugün. Bayağı kaplarıma kadar değiştirdiler. Baksanıza, bu kombi yeni mesela. Sen geldiğinde çekmiş miydin beni? Çekmemiştin değil mi?
öncesi ve sonrası diye gösterecek. Aa, çekmemiştim diğer... Rabiş, evet. İşte, onu yapma. Çok güzel. Çok kaliteli, çok güzel bir butik zaten. Bu arada... Bakın bu etek, yapmış. Böyle araları deri. Altında danteli var arasında. Çok hoş bir şey bu. Bu ayakkabıyla olur dedim değil mi? Olur olur tabii canım. Ya o ayakkabı her şeyle olur Rabia. Çok hoş bir şey oluyor. İkisi çok güzel oluyorlar. Salaş çok güzel bir tarz oldu. Şey, bu bir pantolon böyle yok, bol. Yırtmaçlı diye çok hoşuma gitti. Kenarlarında yırtmacı var. Çok hoş bir şey. Hepsi güzel, çok güzel. Hepsi. Ne yaptın da? Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, nasılsın ablacığım? İyiyim, sağ olun. Nasıl? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Doğramaz mıyım sana? Hay, hoş geldin. Evet, bu öncesi sonrası şu kot ve şu kazakla gelmişti. Ya çıkar o kodu dedim, artık kot giyme, çok spor giyiniyor. Bu hale soktular. Ama çok güzel. Beni mi çektiler ki? Bakın şöyle yakından göstereyim. Böyle içine böyle ayrıca bir askılı elbise giyecek. Şöyle iç gösteren bir elbise, evet. Yakası böyle. Tutur abi açıp şöyle. Böyle kolları. Böyle bir elbise. Bunun bir de içi var. Bu da içini göstereyim. Bunu da içine bir şey giymemiz gerekiyor. Bu da böyle bir tunik. Rabia'nın takıntısı var. Biraz uzun olacak. O yüzden hep ona seçimlerimizi biraz uzun bulduk. Bunu da aldım. Bu da böyle düz bir tunik. Ama böyle şeyleri çok güzel. Trikoları çok güzel. Bunu da böyle her şeyle. Bir de kırmızısını aldı. Hatta kırmızının üzerine bir de bu kolyeyi aldı. Evet. Üzerindekini de göstereyim bakın böyle. Bu kolyeyi abi bize hediye etti sanki. Evet, hediye etti bunu. Bunu almadı. Bunu hediye verdi. Zaten bu kırmızının üzerine bu kolye vardı. O yüzden onu da hediye etti. Varmış, evet. Ben de Rabia sorunca öğrendim. Ay bakın. Tight mı 80 liraydı? Evet. Seçil Eka'da bile 80 lira yani. Böyle bir şey. Bakın bu da böyle. Bunu da böyle tight'la giyer diye böyle spor klasik arası bir şey bu da. Evet. Tam benlik. Bu da böyle bir asimetrik. Asimetrik şeyleri çok severim. Ben de çok severim. Asimetrik hastasıyım aslında ama. Giyimde asimetrik. Evet, severim. İlla bir yerinde bir dantelcik olacak. Evet. Muacırız. Muacırız. Onda takım vardı. Şurası böyle triko gibi. Bu Harry'nin trikoları gibi. Burası penye. Böyle bir bol bir salaş üst. Bunun bir de aynı. Şu kenarları şöyle olan pantolonu var. Heh, bu. Bu da altına yine. Kenarları böyle. Bol bir pantolonu var. Artık sona geldi. Ve son. Şimdi parlatılacak. Biz şimdi işten çıktık. Benim kuzenim Fulyaları biliyorsunuz. Onun anne tarafından, yani teyzesinin kızı oluyor Melek. Bizim çocukluğumuz birlikte geçti. Bu nasıl anlatayım? Kuruçeşme'den hemen şurada, Kuruçeşme'de İzmitliler bilir. Kuruçeşme'de böyle bir kavşak var ya, oradan yukarı doğru çıktığınızda şöyle, ben size telefonu da vereyim, göstereyim istedim. Burada balıkçı dükkanları var. Ve o kadar güzel, o kadar lezzetli balıklar pişiriyorlar ki, balığın kilosu neyse o kilo, mesela atıyorum 25 lira hamsi ise 1 kilo hamsi 25 çiğ halde, 35 pişmiş halde veriyorlar. Ve böyle gündüzden ama aramanız gerekiyor, sabahtan işte saat kaçta hazırlayalım diye söylüyorsunuz. Saat 7'de biz mesela bugün 7-7.30 arası alacağız dedik. Tabii trafik çok vardı. 7.30'da burada olduk. Şimdi biz barbun, hamsi, evet, ikisini karışık yaptırttırdık. Hemen burada mis gibi tazecik ve tertemiz. Gerçekten bir gram bir reklam için yapmıyorum bunu. Zaten Meleği çok severim. Şimdi size biraz içeriği de göstereyim ama Sami balıkları almış. Gidiyoruz. Çok çek. Melekciğim, Esa'la buluyor ama bakın. Size medettiğim canım arkadaşım bu. Çok öpüyorum. Ellerinize sağlık. Hayırlı işler inşallah. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Yani tam olarak Kuruçeşme o kavşaktan tam yukarıya çıkılıyor değil mi? Sağdan hemen yukarıya doğru çıktığımızda Meleklerin Balıkçı'ya geliyoruz değil aynen. mi? Hı. Tam olarak trafik yönünü ben size anlattım mı? Doğru anlatmışım. Ama çok yoğun oluyorlar. Dediğim gibi burada şeyin tabelanın üzerindeki numarayı arayın. İzmit'te oturanlar için söylüyorum. Bu yakın çevreye motorla servis de olarak da veriyorlar.
yolluyorlar. Genelde ama gelip alıyorlar. Yani gündüzden söylüyorsunuz kaç kilo ne istediğinize. Karışıkta yaptırabiliyorsunuz. Biz ikinciye işte geçen kumsal balık istedi. Balık yapacağız dedim ya. O zaman yine meleklere balık almaya gelmişti. Ama Sami pişirttirmiş. Ay, o kadar güzel pişirmişler ki. Hatta bugün bana melek dükkana uğradı. İşte biz çok samimi bir arkadaş olduğumuz için hani konuşabiliyoruz. Dedim Melek hani nasıl kızartıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bir saniye. Her bir balığı, her bir tavayı farklı yağla kızartıyorum diyor. Kimseye diyor çocuğumun boğazından öyle sağlığını bozacak kazançtan işte oradan gelen parayı boğazından geçirmem diyor. Gerçekten Melek pırlanta gibi bir kalbi var. Çocukluğundan beri tanıyorum. O yüzden güvenip alabilirsiniz. Vallahi yemeğe başladık ama böyle iki tane iki tarafa hamsiyi koydum. Böyle yağlı kağıtla zaten pizza kutusu gibi kutunun içine koymuş Melek. Ortada da barbun. Gerçekten hepsi çok lezzetli. Bir de yavrum yanıma salatayı da yapmış. Gittiğin gibi yersin diyor. Meleğin, tabii annem de yapmış salata ama. Meleğin ellerine sağlık. Vallahi, günaydın şekerim. Günaydın şekerim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Takipçilerim nasılsınız? Adına ben sorayım. İyi misin? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Öpüyorum hepinizi. Ya anne sen nasıl bir kadınsın ya? Sen radar mısın? Niye? Ya akşam Zeynepçe Yaşam'ın sayfasında hamur kızartmış. Gece gördüm. Zeynep'e yorum yazdım. Dedim ki ah canım hamur kızartması çektirdin dedim. Pişi. Anneye dedim. Derler ya anneye dedim. Hani yap demek ister gibi ama yani o yorumu görüp sabah kalkıp bana hamur kızartması yapmış. Göster çek. Gideceğim şimdi. Sen radar mısın? Ben sabah namazını kılınca bir daha uyumuyorum. Duaları buraya yapıyorum. Ediyorum dualarımı. Sonra mutfağına giriyorsun. Sami sabah erken geldi buraya. Babamla birlikte sobayı temizlediler. İşte köyün de zorlukları bunlar. Borular dolmuştu, onları temizlediler. Allah'ım Allah'ım baksanıza bir leğen. Bu kadın beni öldürecek. Şimdi yiyeceğim, dayanamayacağım. Bu peyniri biliyor musunuz? Bunu ilk bize Sami göstermişti. Küflü peynir. Sami bu Erzurum peyniri diye de mi geçiyordu? Evet, Erzurum güvermiş peyniri diye geçiyor. İlk elinde hiç beğenmemiştim. Ay bu bir değişik kokuyor dedim. Ama şimdi bunun hepimiz hastası olduk ya. Böyle yağda eritiyoruz. Sonra yumurta kırıyoruz ya da sade eritiyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi onu yapıyorum ben de. Bakın böyle uzuyor şey. Sakız gibi oluyor erittikçe. Ben bunu da çok seviyorum. Bunu sen yaptın değil mi anne? Kızılcık marmelatı. Kumsal'ın kargosu gelmiş. Telefon kılıfı istemiş. Allah'ım bu ne demektir? Bu niye alınır ben anlamadım. Kus beni öldürecek. Yanına da şey koymuşlar. Topi top. Kılıf yapar mısın? Kıydım parayı aldım 2 litrelik yağ. Vallahi parayı bulmuşsun. Şuradan abi. Böyle gümüş bir kolye yapacağım ona bir kapak yapsana ona şöyle boynum olsun. Sen geçenki internetteki nasıl yazıyı gördün? Bak geri çık azıcık çekeyim seni geri çık. Serdal abi sen artık zengin misin? Evet. 2 litrelik yağ hem de yudum. Kolye yaptırmaya geldim onu. Ölçü alır mısın? Takacağım mı öyle boynunda? Evet. Bak sonra soranlara ne diyeceğim? Çeşme takacağım bir gram bir bardak satacağım. Bozacı gibi. Sen onu boş ver. Sen onu boş ver de. Bunu kullanırken nasıl mesela ölçünü kadar bir yemeğine kadar koyacağım çok değerli artık. Evet. Çay kaşığıyla artık ölçüler azaldı. Çay kaşığı. Şu baksana. Babam da zeytinyağı almış. Çiçek parlasına gibi hissediyorum. Babam da zeytinyağı almış. Dedim ki tam da dedim. Yazsın. Evet. Oğlum boynuma kolye yaptıracağım. Ölçü almaya geldim. Selfie çekileceğim ondan. Tamam. Şuradan bir çekileyim ya dur. Kaç litre? 2,5 mu? 2 litre. Ne 1 kadar? Litre bile almadım. 2 litre. Bastım parayı aldım valla. Ne kadar? Selfie çekiyorum hemen. Bir dakika. Bebeğim evden. Ah yanlışlıkla şey yaptı kapattı. Şey yap. Gel sen de gel ortamıza gel. Gel. Ortamıza gel. Gel ortamıza gel oğlum. Gelsene. Gel bak. Bak. Ölümsüzleştir bu anı ama evet. Hareketleri bak hep. Hey yavrum benim be. Bak. Gel gel. Bence bunu şey yap Serdal abi. Instagram'da kapak fotoğrafı yap. Şimdi şey yapacağım dur. Seni zengin sansınlar. Ben, bak gel. Ertan çok ısrar edecek. Gel.
Ya sen ortalarını şaka... alıyorlar. Allah'ım ya Rabbim şaka gibi. Ya. Bana da poz verin. Kapakta koyayım bu resmi. Bana da bakın. Sertaç. Hadi şeyi aç. Kamerayı aç. Bebeğimiz. Hadi hadi çek. Yağla resim çekiliyoruz. Gel vallahi bir daha bulamazsın. He? Bak yemin ediyorum bir daha bulamazsın. 2 kiloluk yağ aldım 2 litre. Çekiyorsan yudum. Bak vallahi bulamazsın bu görüntüyü. Gel ortamıza. O ne demek? Ne? Ya, çok pahalı ya, artık pahalı, o yağ alan zengin. Altın artık bu. Ya onu biliyoruz, yayınlıyorlar zaten. Gelinlik kızı hediye yağ diye. Niye yayınlıyorum onu şimdi? He yavrum be. Feyze koyacağım. Ha. Zaten çok koyan var. Olsun ben bir kere daha koyacağım bugün. Gelinlik kıza diyorlar, ben de koydum, yayınladım, merak etme. Hadi be. Devat ablama bak be. Aslan Devat ablam. Çok yudumlarım, yayınlarım. He? Bak, yudumlarım. Levat abla çıkarttım parayı. Çat saydım. Ben de çat çocuğum. Sokaktan topluyorum. Migros seni demiyormuş. 44 lira. He? Migros'a 44 lira bu 2 litre. Bedava. Nebahat abla bak YouTube'a ben video çekiyorum yani. He. Bak şu an seni de çekiyorum. El sallasana ama, olsun, vloguma. Olsun. Ben de mi çekiyorum? Evet. Ay, seni de çekiyorum olsun. Nebahat abla. Sen bak, beni çok seviyorsun ama. Bak, sen bak, benim vloguma bak. Çıkacaksın değil mi? He. Nerede yayınlayacaksın? YouTube'da Nebahat ablacığım. El salla sen. Her gün Gül ablayı çekiyorum. Bugün de seni çekiyorum. Hadi. Bugün de beni çek. Tamam. Nebahat ablamız çok süslüdür. Çok güzel takılar alır kendine. Giyinir, süslenir. Gözlerimi çekme. Gözlerim hasta. Değil değil. Güzel. Çok güzel görünüyor. Maşallahın var. Öpüyorum seni. Tamam mı? Tamam. Bak yine takılara geldi şimdi. Ben bak. Nereden göreceğim bak. Seni? Sen bana abone olacaksın. Sonra tamam, akşamı tamam. İzleyeceksin kendini. İyi. Tamam. Sen de ben birbirimizi göreceğiz değil mi? Ben seni görmeyeceğim. Sen beni gör. Sen de gör canım. Nasıl gör? Yok, kimsem yok Allah aşkına. Nebahat ablacığım nasıl göreyim? Ben YouTube'a video yükleyeceğim. Sen izleyeceksin oradan kendini. Benim hani, vlogumu izleyeceksin. Hani normalde birbirimizi görelim. Ne satıyorum ne bunlar? Bunlar ne kadar? Bunlar tamam hadi kapatayım. Ben şimdi Nebahat ablayla tamam. İlgileneyim. Hadi kapat. El salla. Şimdi çekilişte yapalım istedim. Dünkü vlogumu bitirmedim. Aslında dün bu çekilişi yapacaktım. Bir gün gecikmeli oldu ama bu Simple diye bir program var. Bu ücretli program ama en garantisi bu olduğunu söylediler. O yüzden bir haksızlık, adaletsizlik olmasın dedim. Bu şeyi siteyi seçtik. Şimdi çekilişi başlattı. Yorumları topluyor sanırım değil mi Sami? Evet. 6686 yorum gelmiş. Çok teşekkür ederim yorum yapan herkese tek tek çok teşekkür ederim. Eğilerek çekmeye çalışıyorum Sami önümde. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kullanıcıyı say diyor. Sayayım mı? Hayır. Beni sakın. Benim yorumlarımı da saysın mı diye soruyor. Şeyde istediz. Aman bir de bana çıkarmış olsun. Bir daha yaparız. Kaç saniye? 8 saniye iyi midir? İyi. Tamam. Çekilişi başlatıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Şimdiden inşallah. Çıktı değil mi şu an? Evet. Kitap cümleleri. İsmi bu şekilde geçiyor bayanın. İnşallah hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Yedekte alelimizde uçan kuşlar. Yedekte uçan kuşlar. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullansın. Sağlıkla, sıhhatle. Şimdi size biten kolyeleri de göstereyim. Tam olarak böyle. Şimdi Instagram'a da çekeceğim. Bu İnşirah suresi ki bunların içinde en zor olan bu. Yani böyle kum gibi. Şimdi anlayacaksınız demek istediğim diğerlerini görünce. Bu böyle 2 gün boyunca şu ortayı bitirdi ki şununla yarım günde falan bununla uğraşmıştır. Gerçekten bu inanılmaz zor. Bakın görüyor musunuz bütün harfleri tek tek nasıl kesmiş. Bunların hepsi elde. Her yeri elde yapılıyor. Bu İnşirah suresi ki bu İnşirah suresinin sahibi bu güzel hanımefendi. Hemen kaptı. İyi günlerde kullan inşallah. Bu nazar duası benim kolyemden.
Bu Felak suresi. Bakın bu en iri iri kesilen, çünkü bu şekilde, yani nazar duası da bu şekilde. Felak daha sık, inşirah anlatmama gerek yok. Böyle bak göstereyim, anlayacaksınız. Fuks beklemiyor. Hı. Ama gerçekten çok güzel oldu. Evet, ellerine sağlık, emeğine sağlık. Amin. Gerçekten çok büyük bir incelik yani bunu yapabilmek. Çok çok, çok baksana çok ya. Çok. Ben gördüm yaparken de, zor yani gerçekten. Seçil'le İnşirah suresinin bir daha böyle anlamını okuyalım dedik. Biliyorduk zaten çok güzel bir dua olduğunu, sure olduğunu. Surede her çekilen zorluğa karşılık bir mükafatın olduğu mesajı verilmiştir diyor. İnşirah suresi Türkçe anlamı Diyanet Meal diyor. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işini bitirince diğerine koyup Allah Rabbine yönel ve ancak Rabbine yönel ve yalvar diyor. İnşirah suresi oldukça faziletli olan bir suredir. Eğer bu sureyi gönül darlığı yaşayan bir kimse okursa içine ferahlık ve içi ferahlar. Çünkü surenin en büyük fazileti iç rahatlamasını ve sıkıntılardan kurtarmasıdır. Ayrıca İnşirah suresi bir hastalıktan kurtulmak için de okunabilir. Yine başka bir faydasına değinecek olursak, İnşirah suresi dilediklerin kabulü için de okunur. Sıkıntılardan kurtulmak, bol rızka ulaşmak ve bunalımdan çıkmak için İnşirah suresi okunmalıdır diyor. Gerçekten bir sürü fazileti olan bir sure. Geldin mi? Ben bunları çekiyorum hala, biliyor musun? Instagram'a çektim. YouTube'a zaten gösterdim arkadaşlarıma. Ama gerçekten harika ya. Yani çok ciddi söylüyorum. Yani şımarma ama evet, muhteşem. Sana öğreten ustaya değil mi? Ustam olmasa yapamazdım. Ay çok güzel Sami ya. Muhteşem ya. Çok isterdim böyle bir şeyim olsun. Kabiliyetim olsun. Böyle bir becerim olsun. Ellerine sağlık. Allah sana da sağlık, sıhhat versin inşallah. Uzun yıllar yap mesleğini. İnşallah. Şimdi vlogumu sen kapat bakalım bugün. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar dileriz. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Amin. İnşallah herkesin güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Helak